Manşete hoş geldiniz. 15 Kasım 2021 yeni bir hafta. Cuma günü yayını kapatırken, evet Cuma günü çok rahatsızdım, Perşembe de çok rahatsızdım. Zaten Perşembe ve Cuma çok rahatsız olduğum için yayınlar her zamankinden çok daha kısa sürdü. 15 15'er dakika civarıydı. Perşembe günü PCR testi olmuştum. Sonuç henüz gelmemişti. Cuma günü yayının hemen ardından e, COVID pozitif olarak geldi. Hemen ardından da bir sürü protokol yani işte doldurmanız gereken şeyler oluyor. Devlet sizi, sağlık sistemi sizi yakından takibe alıyor. Yapmanız gereken şeyler, yapmamanız gereken şeyler, evden dışarı çıkmayın şu bu vesaire, 7 güne kadar böyle, 10 güne kadar böyle. Ee, bu tür muameleyle tabii ev ahalisi için de yapılması gereken şeyler var. Onlarla meşgul oldum. Çokça sağlığımı merak edenler oldu. Geçen haftayı bütün hafta boyunca covidli geçirmişim. Ve e, yayınlara da bu yansımış. Ben ağır gribal bir problem olduğunu düşünüyordum, öyle değilmiş. Zaten 3-4 gün sonra şüphelenip test yaptırmaya gittiğimde dramımı gördüm. Fakat Cuma'dan sonra hafta içine göre daha da düzeldim. Hafta sonu gayet iyiydim. Şu anda da yayın yapacak, bu hafta boyunca da yayın yapacak enerjim var. Gittikçe düzeliyor. Belli ki geçen hafta en kritik haftaymış ve biraz kötü geçirmişim. Çokça tavsiyeler var. Teşekkür ederim. Hepsini not aldım. E, hatta hepsini likeladım ya da işte efendim onayladım notlarımı aldım. Ben e, zencefilli, ballı, limonlu bir karışım yapıyordum. E, buna soğan karıştıran, e, karabiber öneren, <laughs> farklı bitkiler öneren, sarımsak öneren, zerdeçal öneren, farklı çaylar öneren bütün seyircilerimin notlarını önerdim tavsiyelerini not aldım çok çok teşekkür ederim sesim biraz kısık bu rahatsızlıktan kaynaklı olarak bunu da fark etmişsiniz çok çok teşekkür ederim duyarlılığınız için Umarım düzelecektir zamanla gelişmeleri takip ettim herhangi bir engel yok ayakta geçiriyorum ve zannediyorum birkaç güne kadar da bir şeyimin kalmayacağını düşünüyorum bu hafta olay bahçeliği aşıyor KJS yazdım ama e, ondan önce bahsetmem gereken, gerek Bahçeli, gerek Temel Karamolluoğlu'nun son saray ziyareti, gerek evet hafta sonuna damgasını vuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı, bütün bunları konuşacağız ama e, konu COVID'e gelmişken bir iki gelişmeyi hatırlatmam ve bir iki öncelikli e, son dakika gelişmesini paylaşmam gerekiyor. Sıra gelmez çünkü sonra. İlki Av Avrupa'da önlemler artıyor. Avusturya'da mesela aşısızların sokağa çıkma dahi kısıtlandı. Bu Avrupa'da, Avusturya'da en sert önlemlerden biri. Diğer ülkelerde yavaş yavaş farklı önlemler geliştiriyorlar. Sabah İngiltere'de başbakanlıkta diyeyim bir basın toplantısı vardı ve sağlık şefleri bilgilendirme yaptılar. 40 yaş üstüne 3. doz aşı uygulanması önerildi ve bir takım e, tedbirler üzerinde duruldu duruluyor. Artık sert kış geliyor. Sonbaharı da yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Hava sıcaklıkları gittikçe düşüyor ve e, vücut bağışıklık sistemi insanların bünyesi düşüyor. Bunların hepsi ve ister istemez daha çok hastalıklara elverişli bir hal alıyor durum. Artık kapalı alan paylaşımı da çokça arttığı için açık alanlarda paylaşım bittiği için bu ister istemez virüs, virüsü yaz aylarına göre çok daha dolaşıma sokuyor. Bir diğer konu Avrupa'nın göbeğinde Belarus-Polonya sınırındaki dram devam ediyor. Evet, aynen bu fotoğraflar, aynen bu görüntüler devam ediyor. Tel örgülerle e, Polonya polisi içeriye sokmuyor. Tel örgülerin öbür tarafında da işte e, özellikle ağırlıklı olarak Suriye, Yemen, Irak e, vatandaşları e, bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Paylaşılan grafiklerde özellikle Suriye, Bağdat ve Dubai'den İstanbul aktarmalı olarak e, mültecilerin Minsk'e, Belarus'a taşındığı, oradan da Polonya'ya sevk edildiği bilgisi var. Bu sıcak gelişme devam ediyor. Belli ki ilerleyen haftalarda da ateşi sönmeyecek bu konunun. Çünkü hem mülteciler gelmeye devam ediyorlar, hem kriz durduğu yerde duruyor. Yani nereye götüreceksin? Ne yapacaksın? Hangi uçaklara bindirip nereye göndereceksin? Geldikleri ülkelere nasıl göndereceksin? Belarus geri adım atmıyor. Bakalım iş nereye gidecek göreceğiz ama karşılıklı bir sınama hali var. Belarus'la Avrupa Birliği'nin veya Belarus'la Polonya'nın birbirlerini. Osman Öcalan, Abdullah Öcalan'ın kardeşi ölmüş efendim koronavirüsten. Erbil'de sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. TRT Kürdi'de e, Erdoğan'a AKP'ye seçim çalışmalarında verdiği destekle hatırlandı. E, kendi 15 dakikasını yaşadı ve gitti. Başkaca da bir şekilde hatırlanmayacak Osman Öcalan. E, bu yayındı. Evet. E, sonra kimse bu yayına sahip çıkmadı. Hükümet de sahip çıkmadı. TRT bile sahip çıkmadı. TRT, yani Osman Öcalan TRT'ye değil TRT Kürdi'ye çıktı dediler. Yani Kürtçe TRT'ye çıktı dediler. Veya TRT'nin Kürtçe kanalına çıktı dediler. İnanılır gibi değil. Haberini de vermemiş efendim. Ne TRT ne TRT Kürdi'yi al kullan adamı seçim çalışmalarında tepe tepe ondan sonra da e, bir peçete gibi katlayıp çöpe at. 2019 belediye seçimlerinden önceydi yanılmıyorsam. Osman Öcalan'ın e, hükümete verdiği destek. Yani HDP'ye güvenmeyin. HDP'den bir şey olmaz. Siz gene iktidarın yanında hizalanın gibi bir konuydu. Bugün Seyit Rıza'nın ve altı arkadaşının ee, Elazığ'da idam edilmesinin yıl dönümü ee, ve e, bu o gün çıkan bir gazetenin kupürü Seyit Rıza ve altı arkadaşı bu sabah Elazığ'da asıldı Tunceli Şakilerinin muhakemesi bitti biçiminde geçiyor. Dönem Atatürk Türkiye'si bu konu ele alınırken evet Atatürkçülerle e, bu konuda hassasiyet olan insanlar karşı karşıya geliyorlar. E, Enteresan bir şekilde e, Türkiye ortadan cart diye bölünmüş durumda. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında da e, anlatacağım. E, özellikle Kemalist kesim veya Atatürkçü kesim e, Atatürk'e ve Atatürk dönemi icraatlarına ilişkin asla laf söyletmiyor ve Atatürk'ün her şeyi iyi doğru yaptığını düşünüyor. E, asla o günlerde bir katliam olmadı. O günlerde isyan edenler vardı ve isyan edenler gereken cezaya çarptırıldılar diyorlar. Fakat işin isyan cephesine geçtiğinizde, bölgelere gittiğinizde de durumun pek böyle olmadığı ve ordunun, silahlı gücün, güvenlik gücünün neyse kadın, çoluk, çocuk demeden girdiği anlaşılıyor. Bu hep böyle. Sadece Atatürk dönemi değil, sonraki dönemlerde de benzer bir şekilde yaşanmış. Ama dediğim gibi devlet bir türlü sadece Atatürk dönemine değil, devlet hiçbir döneme toz kondurmuyor. Ama özellikle Atatürk dönemine ilişkin böyle bir toz kondurmama hali var geçen hafta 10 Kasım vesilesiyle ki orada da tepki gördüm. Ben <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz dediğimde ona da tepki göstermişler. Ya bu gerçekten senin samimi hislerin mi? Evet samimi hislerim. <laughs> orada da ekledim. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bir numaralı cumhurbaşkanı ve birinci cumhurbaşkanı ve Atatürk dönemi gerek milli mücadele yılları itibariyle gerekse 1920'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı itibariyle, Sevk ve İdaresi 23-38 arasında da 15 yıllık cumhurbaşkanlığı ve <laughs> icraatı itibariyle muhakkak kritik edilmesi, artılarıyla eksileriyle değerlendirilmesi gereken bir tarihi şahsiyet. Böyle bakamadığımız için de iş bambaşka noktalara gidiyor. Hatasız, işte efendim kusursuz, ısmarlama bir insan, asırda bir gelir o da bizim memlekete gelmiş gibi bir yaklaşımla yürüyor. E bunun sizin şu anda mücadele ettiğiniz İslamcı veya muhafazakar mahallenin söylemleriyle veya onların kültleştirdiği, kültleştirdiği isimlerle çok alakası yok. Bu direkt alakası var. Aynı şey. Siz orada işte Kabe Arap'ın olsun, anıt kabir bize yeter dizelerinde geçen hikayeyi bir anlamda fiili olarak tatbik ediyorsunuz manasına gelir. Seyit Rıza ve arkadaşlarını idam eden Asan Atatürk'tür sağlıksız falan değildi. Ayaktaydı. Hatta eee İsmet İnönü'yü bu sebeple e, görevden aldı. İsmet'in İsmet İnönü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamdır, yeterlidir. İşte e, isyancılar veya işte şakiler gereken dersleri çıkarmıştır. Devlet buraya bir yere kadar gelmiştir ve artık burada durmalıdır falan mealinde bir görüş e, konuşma yaptı. Fakat bu konuşma Atatürk'ü çok kızdırdı. Daha sonra da Fevzi Çakmakla bir araya geldi. Asker benim yanımda mı? O mesajı aldıktan sonra e, muhtemelen Ankara'dan İstanbul'a dönerken tren yolculuğunda İsmet İnönü'ye ara verelim dedi ve İsmet İnönü ondan sonra silindi. Son bir yıl boyunca bir daha hiç görülmedi Atatürk'ün vefatına kadar. Ve e, Atatürk Celal Bayar'ı atadığı yerine başbakan olarak daha sonra da Dersim'de e, asıl e, büyük kanlı harekatı başlattı. E, Seyit Rıza ve arkadaşları da yakalandıktan sonra da, muhakeme edildikten sonra da e, şey yapmadılar, e, pişmanlık belirtmediler. Hatta Atatürk'ün Elazığ'da Seyit Rıza ile görüştüğü ve biat etmesini istediği veya özür dilemesini istediği her neyse bunu reddettiği de rivayet edilir. Atatürk'ün o tarihlerde treninin Ankara'dan kalkarak işte Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli neyse istikametini, izleyen bir Doğu Seferi'ne çıktı. Tam da o tarihte yani 14'ünü 15'ine bağlayan 14 Kasım 15 Kasım'a bağlayan e, gece Elazığ'da konakladığı ve Elazığ'da işte aynı şekilde Seyit Rıza'nın asıldığı göz önüne alınırsa orada bir görüşme gerçekleşti ama bu görüşmenin iyi gitmediği için de basına açıklanmadığı ve bunun şu anda da reddedilir olduğu bir türlü ispatlanamaz bir durumda olduğu falan anlatılır. Bütün bunları gözden uzak tutmadan e, kendi tarihimizle yüzleşemeyiz. Seyit Rıza'yı da bu vesileyle bir kere daha hatırlamış ve anmış olalım. Şimdi geçelim e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, cumartesi günkü helalleşme çağrısına. Bunu çoğu insan e, dinledi, izledi, alkışladı. E, ben o gün de Twitter'da bir mesaj paylaştım. Gazetecilerin bu konuyu anlama algılama meselesiyle, akademisyenlerin bu konuyu anlama algılama meselesi, CHP'lerin veya diğer partilerin bu konuyu anlama algılama meselesi daha farklıydı, daha farklı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 4, 4 dakikadan biraz daha uzun bu kısa videoda son derece düşünülmüş kelimelerle bir helalleşme çağrısı yaptı. Kendi partisinin de insanları üzdüğünü, kendilerinin de geriye doğru bir takım dramlara, acılara sebebiyet vermiş olabileceğini ve bu konularda helalleşilmesi gerektiğini ve kendisinin partide hakim olmasının da zaman aldığını ve partide bir takım arızalı, kendine göre arızalı düşüncelerin giderilmesinin de zaman aldığını, ondan dolayı da işte bu kadar geciktiğini falan belki de söylemeye çalıştı. Ben bu helalleş yani bu helalleşme çağrısı beni iki nedenle heyecanlandırmadı. Birincisi... E, ...siyasilerin laflarına değil icraatına bakacaksın. Ben e, şu kısa hayatımda... ...ve e, gerek gazetecilik tecrübemde gerekse yaşanmışlıklarda bunu gördüm. Çok tumturaklı laflar edebilirsiniz. Harika notuklar atabilirsiniz. Bunların hiçbir önemi yoktur. Şu anda mesela Adalet Bakanı da... E, ...harika yargı notukları atıyor. Abdülhamit Gül. Altına imza atacağınız laflar yani. Peki icraat? İşte icraata bakacaksınız. Dolayısıyla... Muhalefetteki bir liderin veya partinin veya muhalefetteki bir ismin iktidar iktidarda yapacaklarını vaat ederken söyleyeceği sözler falan elbette seçmen kitlelerini heyecanlandırabilir ama beni heyecanlandırmıyor. Çünkü ben artık siyasilerin ne kadar parlak laflar, ne kadar harikulade cümleler sarf ederse etsin icraatlarına odaklanmak, bakmak gerektiğini öğrendim şu kısa geçmişte. Dolayısıyla ben icraata bakarım. Fakat söylediği lafları da not alırız. Ayrı bir konu. Ve icraatıyla da karşılaştırırız. Bir bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı beni çok fazla heyecanlandırmadı. İkinci nedeni de şu. Siz kendi adınıza hakkınızı helal edebilirsiniz. Ama Seyit Rıza adına hakkınızı helal edebilir misiniz? Seyit Rıza gitti toprağın altında. Ve onun gibiler. Geriye doğru devletin bulaştığı suçlar, devletin katlettiği insanlar, devletin gasp ettiği haklar, devletin çöktüğü mallar, sadece Cumhuriyet Halk Partisinin değil, devlet tek başına Cumhuriyet Halk Partisinin değildi geriye doğru yüzyıldır. Neticede Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı Türkiye Cumhuriyetinin yüzyıllık geçmişinde çok küçük bir bölüme denk geliyor artık. Ağırlıklı olarak sağ iktidarlar var. Peki o dönemde olan biten, yapılan e, kayıplar, hak ihlalleri e, yaşanan dramlar zulümler toprağın altındaki insanların e, adına konuşamaz onlar adına helalleşemezsiniz siz kendi adınıza kendi namınıza helalleşebilirsiniz benim bir hesabım vardır örneğin Türkiye'de veya bana yapılanlarla ilgili olarak ben onunla ilgili şahsi olarak hesaplaşabilirim hesaplaşırım veya hesaplaşmam benim bileceğim iş ama şu anda yerin altında olan babamın haklarıyla ilgili olarak o benim hakkım ve haddim değil ona, onu babama soracaksınız. Şu anda yaşamadığı için de yapabileceğim bir şey yok. Bir de işin böyle bir e, tarafı var. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kesimlerini fena halde e, karıştırdı. Bir dakika ya ne demek bu da nereden çıktı falan? Sen kendi adına konuş. Ne yani şimdi özür mü dileyeceğiz? Ne yani şimdi yani geriye doğru bir yanlışlık yok ki e, filan e, gibi böyle bir bıdırdanmaya yol açtı. Tuhaf. Ee, gerçekten Atatürkçülerle, Kemalistlerle ne derseniz deyin, ulusalcılarla ne derseniz deyin. yani Bu kitleyle anladınız siz e, tartışmak mümkün değil. Bu iş böyledir nokta. Bitti. Kesinlikle olmaz. Ah falan. Yani gerçekten e, Kemalist amcalarla ve Kemalist teyzelerle ve şimdilerde yani yan yana mesleği yaptık, arkadaşlık yaptık, oturduk kalktık Arkadaşlarıma bakıyorum hayret ediyorum. Onlar da birer Kemalist teyzecik, birer Kemalist amcacık olmuşlar. E, oraya doğru gidiyorlar. E, gerçekten şaşırıyorum. Çok tuhaf buluyorum. E, bir şey konuşulmuyor, bir şey tartışılmıyor. Oturup Seyit Rıza'yı konuşamazsınız yani. Biraz evvel söylediğim laflardan dolayı da bayağı bir linç yiyeceğimden eminim yani. O kadar dikkatli konuştuğum halde. E, ama e, bu böyle yani. Asla hiçbir şeyi kritik edemezsiniz yani ısmarlama insanlardır bunlar ve kesinlikle kritik edilemez, mizana vurulamaz. Aman aman yani ne diyorsun sen falan nokta. 10 Kasım'da yapılan kimi yorumlara baktım bazı şu anda isim vermeyeceğim. Aman Allah'ım yani o gazeteci, aktivist, e, demokrat falan şapkayı veya maskeyi indirip başka bir gerçek yüzleriyle konuştuklarını görüyorsunuz ve böyle irkiliyorsunuz yani kalıyorsunuz. Gerçekten son derece enteresan. Evet. Mesela bir tanesi <laughs> Fikret Bila CHP kimlerle helalleşeceğini kimlerle hesaplaşacağını iyi izah etmeli ve hatalarının neler olduğunu somut olarak açıklamalıdır. Herkes de helalleşeceği izlenimi yaratırsa yarattığı iktidar değişikliği ve hukuk içinde hesap sorulacağı umudunu boşa çıkarır. Esasen arkadaşın kastettiği biraz da şu sadece AKP'den hesap soralım demekle de kalmıyor. AKP'nin şeytanlaştırdığı isimler var. Bu konuda baya bir mesafe aldı Erdoğan. Şimdi bir dakika yani onlara hakkını helal edersen biz bu kadar şeyi boşuna mı yedik falan gibi bir duruma da gidiyor. İşin öyle bir yanı da var belirteyim. Temel Karamolluoğlu'nun Erdoğan'la görüşmesi son derece dikkat çekici. Ben Temel Karamolluoğlu'nun sadece gazete duvarda yaptığı açıklamaları, Nergis Demirkaya'ya yaptığı açıklamaları okumadım farklı açıklamalarını okudum. Mesela seyrettim de Karar TV'ye çıktı. Birkaç yere daha açıklaması var. Hepsini seyrettim, inceledim. Alt alta koyduğumda enteresan bir durum ortaya çıktı. Şimdi onu paylaşacağım sizinle. Olay Bahçeli'yi aşıyor derken kastettiği o. Temel Karamoğluoğlu akil insan. Yaşı 80'e artık merdiven dayamış ama son derece sağlıklı ve dinç olduğu için yaşını göstermiyor. Erdoğan'dan daha sağlıklı göründüğü kesin. Ve diğer liderlerden de sağlıklı görülüyor. Yani gerçekten e, belki e, genetik olarak da e, böyle bir miras devralmış olabilir. E, Allah uzun ömürler versin Temel Karamolluoğlu'na. Temel Karamolluoğlu Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi olma cihetiyle, e, Erbakan'ın yol arkadaşı olması yönüyle, e, Saadet Partisinin işte aksa e, sakallılar veya aksaçlılar. Veya doğayenleri arasında bulunması hasebiyle ve elbette şu anda Saadet Partisi'nin genel başkanı Oğuzhan Türk'ün vefatından sonra da bütün koltukları doldurdu. Erdoğan'ı reddedemeyeceği bir isimdi. Ve e, usta bir siyaset e, doktoru gibi karşısındaki kişiyi de çözmüş. Erdoğan da iyi tanıyor. E, ve e, kopardığı laflarla bana göre dikkat çekti. Erdoğan'ı üzmeyecek, Erdoğan'ı kızdırmayacak bir üslup kullandığı da anlaşılıyor. Çünkü siz sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun, şu konuda haksızsın falan dediğinizde kişi hemen size bir duvar öre, örer ve o duvarı bir daha geçemezsiniz. Zaten görüşme de biter. Yarım saat sonra kalkar. Benim şu işim var, bu işim var der Cumhurbaşkanı zaten. Hayır mı diyeceksiniz? Size kapıyı gösterir ve çıkarsınız. 2 saat 20 dakika sürmüş. Belli ki ee, Karamollaoğlu çok dikkatli bir üslupla hem eleştirilerini söylemiş hem de Erdoğan'ın duvar örmesine yol açacak e, Erdoğan'ı yargılamaktan kaçınmış. Mesela ö, o kadar e, e, mesela sen iyisin danışmanların kötü demiyor ama şöyle bir cümle kuruyor. Yani diyor ki işte efendim size gelen bilgilerde en azından farklılıklar olabilir diyor. Şimdi laf var laf var. E, fakat bu söylediği laflarla ve Erdoğan'ı çözümlemesiyle aldığı laflarla karşımıza 2020 Kasım ayı itibariyle bir umutsuz vakayı resmediyor Temel Karamollaoğlu. Ben her şeyi biliyorum. E, beni kimse yanlış yönlendirmiyor. Türkiye'de her şey yolunda. Çiftçi memnun kimse şikayetçi değil. E, i̇şte efendim şey hiç öyle bahsettiğiniz gibi değil. Bir tane sorun var o da 50 artı 1. %50 artı 1. E, onu öngörememişiz. E, onun dışında bir sorunumuz yok. Sistem gayet güzel ilerliyor. Sistemde revizyon düşünmüyoruz falan. Temel Karamoğlu'lu bu lafların hepsini almış. Yani son yayında da söylemiştim. Erdoğan iyi çevresi kötü gibi bir şey yanlıştır. Lider yani Erdoğan gibi insanlar çevresinde zaten canını sıkacak bir kitleyi canını sıkacak bir sürekli itiraz eden veya sürekli kendi bildiğini okuyan falan kitleyi barındırmazlar. Dolayısıyla tam bir al gülüm ver gülüm ilişkisi söz konusu. E, haliyle e, ülkenin her alanda çok iyi noktada olduğu, gerçeklikten kopmuş bir Cumhurbaşkanı profilini koyması açısından önemli. Birinci hikaye bu. İkincisi, Temel Karamoğluoğlu bu durumu görünce İbni Haldun örneğini veriyor. İbni Haldun da önemli bir teorisyen. özellikle. İslami dünyada Orta çağ ve onun biraz öncesinde yaşamış ama gerçekten e, özellikle siyasi sahaya ilişkin çok güzel esaslar ortaya koymuş esas, e, eserlerinde ve diyor ki e, sadece diyor hükümdar e, denetlenmeyi tercih etmemeli bir hükümdar denetlenmeyi bir hükümdar e, ne bileyim teste tabi olmayı veya bir hükümdar yaptığı uygulamaların kritik edilmesini istemese bile, bir mekanizma bunu yapmalı yapabilmeli diyor. Bunu anlatıyor mealen Karamollaoğlu. Erdoğan'ın verdiği cevaba bakar mısınız? E bizim İbn Haldun Üniversitemiz var diyor. Böyle bir üniversite kurduk. Şimdi yani ben ne söylüyorum sen bana ne anlatıyorsun gibi hikaye ama orada zaten konu bitiyor. Erdoğan'ın herhangi bir tavsiye, telkin bir şey alacağı yok bunu görüyor. Anlaşamamakta anlaştık diyor zaten Karamollaoğlu. Önemli. İkincisi gelen bilgilerde Erdoğan'a akan bilgilerde yanlışlık, farklılık, şu bu falan böyle bir konuda da Erdoğan'ın ikna olacağı yok. %50 artı 1 dışında her şeyin yolunda olduğunu düşünüyor. %50 artı 1 de şu açıdan önemli. Erdoğan %50 artı 1'i cepte görmediği bir seçime gitmez. Fakat bunu değiştirmek de çok olanaklı değil. Anayasa değişikliği yapmanız lazım. Ayrıca başkanlık sistemi demişseniz ve buna göre bir seçim sistemi koyuyorsanız onun olmazsa olmazı %50 artı 1 olmak zorunda. Ne olacak? 40 artı 1 mi olacak? Ha, Türkiye ben istedim yaptım oldu. Yani öyle bir şey olmaz. Yani böyle bir, böyle bir sistem kurduysanız 50 artı 1 olmak zorunda ve iki turlu olmak zorunda seçim. Yani birinci turda 50 artı 1'i alamayan en yüksek iki aday ikinci turda seç yarışacaklar ve zaten birinden biri seçimi alacak. E, ee, oylama mantığı 50 artı 1 olayı e, değişmez kuralı bu işin. Evrensel kuralı. Bunun değişeceği de yok. Dolayısıyla e, net bir biçimde bu anlaşıldı. Yani e, bir seçim olacak mı veya seçime bu koşullarda mı gidilecek ve nasıl olacak? E, ertelenmeden, etmeden, e, CHP'nin şunun bunun başına bir şey gelmeden. Dolayısıyla son dönemde CHP'nin terörize edilmesi, bakın burada e, son anketi de paylaşayım size. Bu pazar seçim olsa diyor Metropol Ekim 2021 araştırmasında kararsız oylar dağıtılmadan AKP 25, CHP 19, İyi Parti 11, HDP 9.1 kararsızlar dağıtıldığında AKP 32, CHP 25, İyi Parti 14, HDP 11.8, MHP 7.4 artık bu kemikleşmiş gibi görülüyor bu oranlar. Ee, AKP 30-32'lerde CHP bir türlü 25'i geçemiyor. İyi Parti'nin yükselişi devam ediyor. HDP'nin baraj sorunu yok. MHP %7'ye demir atmış durumda. Böyle bir durumda e, böyle bir durumda seçime gidildiğinde %50 artı 1 yok. E, ve çok fazla durumda gerek iktidar gerekse muhalefet partileri yönüyle e, değişmiyor. Dolayısıyla bir seçim olacak mı, olmayacak mı, olursa ne zaman olacak, ne biçimde olacak, ertelenir mi, ertelenmez mi? İşte bütün bunların hepsi önümüzdeki bir, bir buçuk senenin meselesi. Seçim Haziran 2023'te, normal vaktinde olacaksa dahi bir buçuk sene var ki bir seneye kadar bir seçim kararı alınması gerekiyor Erdoğan tekrar aday olmak istiyorsa. Belli ki Bahçeli Temel Karamollaoğlu'ndan hiç etmiyor randevu bile vermemiş, görüşmeye bile gitmemiş. Ayrıca temel karamolluoğlu, Bahçeli'den bir yıl boyunca erken seçim çağrısı falan da gelmeyeceğini hesaba katıyor. Bir baskın seçim ihtimali üzerinde duruluyor. Erdoğan içinde işte dinçken, gücü gücü yerindeyken, muhakemeyi tam olarak yitirmemişken bir seçim yapabilir mi? falan gibi konuşuluyor ama. Ben şahsen buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Önümüzdeki bir yıl boyunca çok fazla seçimi öngörem ö, öngöremiyorum. Ee, özellikle önümüzdeki bir bir buçuk yıl içerisinde muhalefete dönük şeytanlaşmanın artarak süreceğini görüyoruz. Bunu lütfü Türkkan'ın olayında lütfü Türkkan olayında gördük. O şehit yakını, yakını küfür meselesi. Şimdi de fezlekesi işte gündemde. Yine işte bakın bu pazar günkü sabahtan kesip getirdiğim bir haber. CHP heyeti KHK'larla bir araya geldi. FETÖ ile CHP el ele diyor. Sürekli bir şeytanlaştırma, sürekli bir ötekileştirme. PKK'dan olmasa buradan vuralım, oradan olmasa buradan kapatalım, kapatalım şeyi. Artık pek çok sayıda yazar. Sadece Mehmet Barlas değil, Atilla Yeşil, Atilla Yaylası, Nagihan Alçısı falan da. CHP'nin kapatılması üzerinde beyin fırtınası estirmeye başladılar. Bunun bu şekilde yüksek sesle konuşuluyor olması bile acayiptir yani. Bakın bu koşullarda seçime gidilir mi bilmiyorum ama Avrupa'da ülkelere göre değişen asgari ücretle çalışan oranında Türkiye %42 ile birinci. Yani Türk çalışanının yarıya yakını asgari ücretle çalışıyor. Avrupa'nın diğer ülkelerindeki oranlar da şu şekilde sıralanıyor. İsrailli bir çift tutuklanmış. Niye tutuklandığı çok fazla detay bilmiyorum. İşte Çamlıca Kulesi'ndeyken Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çekmişler, gerekçe bu. Fakat Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alınan İsrailli çiftle ilgili ajanlık suçlamasıyla gözaltına alındılar. İstanbul'dan haber yapan İsrailli gazeteci canlı yayına sırasında gözaltına aradı diyor. Yani bir İsrailli gazeteci geliyor İstanbul'dan yayın yapıyor, canlı yayın esnasında onu da alıyor sistem. Böyle bir ülke. Tam anlamıyla bir Orta Doğu ülkesi oldu Türkiye. Abdülhatif Şener Güzel demiş. Yapılan yolsuzluk Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm yolsuzlukları toplasanız fazladır. Ama o kadar beyinsiz yere ee, cahil yerine koyuyorlar ki kitleyi. Kitle de alıp yiyorsa bilmiyorum. Akaryakıt fiyatları Avrupa'da 1 euro civarında bizde de 1 euro civarında. Kimse de şunu sormuyor. Tabi burada bir asgari ücretli. Arabasının deposunu şu kadar kere dolduruyor. Peki sizin orada bir asgari ücretli arabasının deposunu kaç kere dolduruyor? Veya burada bir asgari ücretli kaç kilo et alıyor? Sizin ülkenizde bir asgari ücretli kaç kilo et alıyor? Bu ancak satın alma gücüyle ortaya konulabilecek bir şeydir. Fakat gel gelelim bu konuda maalesef hesaplarda şaşmış durumda. Olay Bahçeli yaşıyor derken bütün bunları alt alta koymaya çalıştım. Bir not daha vardı ki evet onu atlamadan onu da belirtelim. Erdoğan o kadar mahkeme yeteneğini yitirdi ki işte Pentagon'la Milli istibaratı bir tutuyor falan. Fakat burada enteresan bir şey var. İşte gençlerle bir buluşmada şunu söylüyor. Her şeyle çok güçlü bir istihbarat teşkilatına sahibiz. Pentagon'sa Pentagon neyse benim ülkemin milli istihbaratı Pentagon'dan daha ileri olması lazım. Bizim hayırda yarışmamız lazım. Burada bir sürü mantıksızlık var. Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı. Dolayısıyla siz Amerikan Savunma Bakanlığı ile kendi ülkenizin savunma bakanlığını karşılaştırmanız gerekir. Fakat burada Pentagon'la e, kendi ülkenizin istihbaratını karşılaştırıyorsunuz. Onu geçtik. Bizim hayırda yarışmamız lazım diyorsunuz. Ne alaka? Yani e, Hayır nerede bunun? Şer nerede bu? Hayırla ve şerle ilgili bir mesele mi? Neyse iletişim başkanı Erdoğan'ın ağzına böyle bir laf çıktı. İletişim başkanlığı yani propaganda bakanlığı daha sonra bu tweet'i de silmiş. Sonra bir tweet daha atmış onu da silmiş. Sonra bir tweet daha atmış filan. E, neticede üçüncü tweet'te durumu toparlamış öyle görülüyor. E, tam anlamıyla gerçekten muvazene ve muhakemesini yitirmiş bir e, hal var. Haftanın ilk videosu 29 dakikada böylelikle noktalayalım. Ben esasen gene 15-16 dakika konuşabilir miyim diyordum. Belki de 2-3 gündür dinlenmenin getirdiği bir şeyle dilim damağım kurumadı. Rahatlıkla nefessiz konuşabildim. Katıldığınız, paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Düzeliyoruz. Yavaş yavaş daha da düzeleceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşça kalın.